Sevgiler, Milli Piyango'da yılbaşı hüsranı yaşayanlar Süper Loto'ya sarıldı. 8 haftadır devreden ikramiyenin 25 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Gözler bu akşamki çekilişte. Ne aldı peki? Hüsran. 10 tane bilet aldık, bir şey çıkmadı. Sonuç gene utandırmadı. 100 var galiba. Piyangodan bir şey çıkmadı, zarar ettik. Mecburi bundan deneyeceğiz şansımızı. Yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlar teselliyi Süper Loto'da aradı. 8 haftadır devreden ikramiye talihlisini bekliyor. 21. Başka? 12. Söyleyeyim. 17. Çıkarsa? Çıkarsa zaten kendim için oynamıyorum. Sülaleme dağıtacağım. Çevreme dağıtacağım. Çünkü ben paraya karşı. Çoğumuz 2018 yılına 61 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanmanın hayaliyle girdik. Ancak Milli Piyango'nun kazananları belli oldu ve umutlar uçup gitti. Hayaller Süper Loto'ya devretti. Bu yılki devreden Süper Loto'nun çekilişi Milli Piyango'nun ikramiyesinin 1/3'ünü bulacak. Yani 20 milyon liraya ulaşacak. Çıkarsa ne yapar? Spor olsun, hiçbir şey. Ben bu yaştan sonra ne yapacağım daha? Siz spor olsun diye mi oynuyorsunuz yani? Evet. Git daha başımdan git. Paylaşmaz mıyız amca şimdi? Gidiyorum ben. Git güle güle. Bekarım. Evlenmek istiyorum. Çıkınca bütün hayvanlara bakacağım. Askeriye bağışlardım. Süper Loto'da 8 devir sonrası ikramiyenin 25 milyona kadar ulaşması bekleniyor. Süper Loto'nun devretmesiyle birçok insan için yeniden hayallerinin kapıları aralandı. Kimi bir ev, kimi bir araba, kimi ise dünyayı dolaşmak istiyor. Bu akşamki çekilişte altı bilen hayallerini gerçekleştirebilecek. Ancak kazanamayanların umutları ise gelecek haftalara devredecek. Önce çok muhtaç olan insanlara yardımcı olmaya çalışırım. En acili rahat etmek, rahat yaşamak. Şimdi şu aralar hiç rahat değiliz. Dünya turu yaparım büyük ihtimalle. 37 milyonluk rekor ikramiye geçen yıl 6 Temmuz'da sahibini bulmuştu. Yeni yılın ilk talihlisi ise bu akşam 21.15'te belli olacak.